Bu alimlerin kendi aralarında fikir farklılığı olmaması manasına mı geliyor? Asla. Ashab-ı kiram da farklı farklı düşünce sahibiydiler. Kıbleyi sarsmamalı, birbirimizin namazını yok saymamalı, birbirimizin iffet ve canına dokunmamalı. Alimler için söylüyorum. Eğer alimler olarak tartışmanın en ağırını yapıp, sonra da oturup beraber çay içebilirsek, bu bir fazilettir. İlim namına yaptığımız bir münakaşadan sonra alimler olarak, alimler yaptıktan sonra böyle bir münakaşayı daha sahih bir ifadeyle, alimler böyle bir ifade tartışmayı yaptıktan sonra, etrafında onları sevenlere, haydi toplayın silahlarınızı, bu haini, benim fikirlerime muariz olan bu haini kaldıralım dünyadan derlerse, ümmeti parçalama budur. Yunus As-Sadfi denen bir zat var. İmam Şafii'nin arkadaşlarından. Diyor ki İmam Şafii ile bir gün bir tartışma yaptık diyor. O kadar ki artık birbirimize gireceğiz gibi oldu diyor. Yani tamam yumruklaşacak hale gelmişler. Kim bilir hangi ayeti, hangi hadisi tartışıyorlar. Mesele yalnız para meselesi değil. Adaylık meselesi filan değil yani alimler kooperatifine üyelik meselesi değil bir ayetin anlamı şu mudur şu muduru tartışıyorlar. Bir şiddetli tartıştık. O da kalktı, ben de kalktım. Ee, evimize gideceğiz. Giderken ee, Yunus diye çağırdı beni. Buyur dedim. Tuttu elimden. Biz ilmi bir meselede anlaşamadık diye. Bu yolda yol yolu bu yolda kol kola yürümeyeceğiz mi? Hadi beraber yürüyelim. Ne var ne yok çocuklar nasıl evde demiş. Alim. Vallahi alim. Alim. Siyer-i Alam'ın 10. cilt 16. sayfasında bu ifadeyi görebiliriz. Alim bu işte. Yani biz tartıştık. O tartışmayı Allah istiyor. Neden? E bugüne nasıl gelecekti fıkı İmam Şafii onunla tartışmadı, bununla tartışmadı. E tartışacaklar da ilim ortaya çıkacak biz ilmi bir mesele tartıştık diye birbirimizin iffetine söz getirmeyeceğiz. Birbirimizin kellesini istemeyeceğiz. Gazali'nin, İmam Gazali'nin El İktisat Fil İtikad isimli kitabında çok tatlı bir tespiti var. Benim iştihat hatamla, benim iştihat hatamla, bin kafir hayatta kalsın, ama benim iştihat hatamla, bir Müslümanın bir fincan kanı akmasın. Tercihim budur diyor. Ne demek bu? Yani ben bir iştihat yapıyorum. Bu iştihadıma göre bin tane kafir ölümden kurtuluyor. Bu bir yanılgı. Başka bir zaman bir iştihat yapıyorum. Bir Müslümanın bir fincan kanı akıyor benim iştihadım yüzünden. Bu da bir yanılgı. Yani ikisi de hata. Ama isterim ki benim hatam bin kafiri hayatta bırakmış olayım hatamla. Ben hata ettim diye onlar yaşamış olsun. Ama benim hatamla bir müminin bir fincan kanı akmasın bu dünyada. Çünkü bu ümmetin Gazali kafası bu işte. Mürşit kafası. Basiretli göz görürken böyle görür. Bu ümmet. Bir fincan kan akıtmamak için bu topraklarda var zaten. Parçalamak için yok. Kafire bile hayat hakkı tanı, yeter ki hatan hayat hakkı tanımak üzerine olsun. Kaldı ki imani, itikadi olmadığı halde, sadece fıkhi bir ihtilaf, siyasi bir görüş farkından dolayı, binlerce mümini birbirine kırdırma hamlesi yapan bir insan Gazali ile bağlantı kuramaz. Gazali bin kafir sokaklarda hür dolaşsın ben hata etmiş olayım zarar yok diyor. Sen ise bin mümini caminin kapısında birbirine kırdırıyorsun. Kullandığın kışkırtıcı ifadeler veya tembihlediğin yöntem sebebiyle